Çölde kaza yapmamın üzerinden 8 gün geçmişti. Tüccarın hikayesinin bitimini dinlerken suyumun son yudumlarını içiyordum. Pekala dedim küçük prensi. Anlattıkların ilgi çekici. Fakat ben daha uçağımı tamir edemedim. İçecek bir şeyim de yok. Açıkçası ben de dilediğimce su kaynağına yürümeyi seçerdim. Arkadaşım tilki, sevgili küçük dostum. Bunun tilki ile alakası yok. Niçin? Çünkü ben susuzluktan ölmek üzereyim. Söylediğimi kavrayamıyordu. Arkadaşının olması güzel, iyi bir şey. Bir insan ölecek olsa eğer, dostu varken ölmek mutluluk verir. İşte ben de bir tilkinin arkadaşı olmaktan mutluluk duyuyorum. Söylediğimi anlayamıyor diye düşündüm. Hiç susamıyor, hiç acıkmıyor ki. Biraz güneş kâfi ona. Ben bunu düşünürken gözlerime bakıp şunu söyledi. Ben de susuyorum. Haydi bir kuyu aramaya koyulalım. Yılmış bir şekilde kolumu salladı. Bu koca çölde kuyu aramak fikri bana saçma görünmüştü. Yine de yürümeye koyulduk. Birkaç saat boyunca hiç konuşmadan öylece yürüdük. Karanlık çöktü ve yıldızlar belirdi. Susuz kaldığımdan dolayı başım dönüyordu. Sanki bir rüyadaymışım gibi bakıyordum yıldızlara. O sırada Küçük Prens'in dediklerini düşünüyordum. Yani sen de susadın dedim. Sorumu cevaplamadı. Sadece su kalp için değildir diye söyledi. Pek anlamamıştım dediğinden ama bir şey demedim. Onu sorgulamamın sonuçsuz kalacağının farkındaydı. Yorgun düşmüştü. Çömeldi. Ben de yanına geçtim. Az sonra tekrar konuştu. Buralardan görünmeyen bir çiçek sayesinde yıldızlar çok hoş. Evet öyle diye karşılık verdim. Daha sonra da önümüzde uzanan ay ışığını kum tepelerine yansıttığı görüntüye yönelttim bakışlarımı. Çöl de hoş diye ekledi küçük prens. Haklıydı. Çölü hep ayrı severdi. İnsan çölde bir kum tepesine oturduğunda hiçbir şey göremez, hiçbir şey işitmez. Bağlantısı kesilir her şeyle. Ancak yine de koca sessizliğin içinde bir şeyler nefes alıyor, bir şeyler ışıldıyor gibi gelir. Çölü böyle güzel yapan şey dedi küçük prens. İçerisinde bir kuyuyu saklaması. Hayretle baktım. Kumlardan yayılan gizemli ışığın nedenini o an fark etmiştim. Çocukken de yaşadığımız eski evin altında bir hazinenin olduğunu duymuştum. Aslında hiç kimse tam olarak nerede bulunduğundan habersizdi. Kimse hazine arayışına çıkmamıştı hatta. Ama o evi büyülü yapan şey bu düşünceydi. Evim derinliklerinde bir gizem taşıyordu. Evet diyerek yöneldim küçük prense doğru. Ev, yıldızlar, çöl, onları güzel yapan bizim göremediklerimizdir. Tilkimle aynı düşünceyi paylaştığına mutlu oldum dedi küçük prens. Küçük prens uyumuştu ve onu kollarıma alıp tekrar yola koyulmuştu. Konuştuklarımız beni çok etkilemişti. Duygularım da yoğun ve karışıktı. Çok zarif bir hazine saklıyor gibiydim. Hatta sanki dünyada ondan daha hassas bir şey yoktu. Ay ışığının yansıdığı soluk tenine, rüzgarın uçuşturduğu saçına baktım ve şunu dedim kendi kendime. Şu anda gördüğüm sadece bir vücut. Sahiden önemli olanı ise gözümle göremem. Dudakları belli belirsiz bir gülümsemeyle aralanırken kendi kendime şunları söylüyordum. Küçük prensin beni en çok etkileyen yanı, uykudayken bile çiçeğine, tüm varlığını bir lambanın ışığı gibi aydınlatan bir gülün hayaline olan bağlılığı. Şimdi onu daha fazla hassas buluyordum. Onu korumak, kollamak geliyordu içimden. Sanki ufak bir rüzgarın söndüreceği ufacık bir kıvılcımdı. Güneş doğarken huyu buldum. Küçük prens, insanlar nereye gideceklerini amaçlamadan hızlı trenlere binip oradan oraya endişeyle gidip geri dönüyorlar. Devam etti. Çok hoş bir durum. Bulduğumuz kuyu büyük sahradaki kuyular gibi değildi. Sahranın kuyuları kumda yalnızca bir delikle belli olur. Bu kuyu köy kuyularını andırıyordu. Tabii etrafımızda köy yoktu bizim. Bundan dolayı rüyadayım sandım. Çok tuhaf diye söyledim küçük prense. Çıkrık, kova, ip. Her şey önceden hazır edilmiş gibi. Güldü. İpi yakalayıp çıkrığı çevirdi. Çıkrık çoktandır kullanılmadığından fazlasıyla ses çıkardı. Duydun mu diye sordu küçük prens bana. Kuyuyu uyandırdık. Şarkı söylemeye başladı. Kendini yormasına daha fazla seyirci kalamazdı. Bana ver, senin için zor olur bu diye söyledim. Kovayı çektim, kuyunun yanına koydum. Yorulmuştum fakat suya ulaştığımızdan dolayı da huzurluydum. Çıkrığın sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Güneşin ışınları suyun üzerinde dolanıyordu. Bu suya çok susadım. İçmem için biraz izin verir misin bana? Ne istediğini anlamıştım. Kovayı ona doğru eğdim. İçerken gözlerini kapamıştı. Çok tatlı bir ziyafetti bu. İçilen her su gibi değildi. Yıldızların altındaki yolculuğun, çıkrık sesinin ve kollarındaki yılmışlığın etkisi vardı bu ziyafette. Kalbe dokunuyordu.
ödüldü bir nevi. Beni bir tek buna benzer şekilde mutlu eden zamanlar çocukluğumda geçirdiğim Noel akşamlarıydı. Gezegenindeki insanlar bir bahçeye 5000 gül ekiyorlar. Ama ne aradıklarını bilmiyorlar. Bulamıyorlar diye yanıtladım. Ve aradıklarını tek bir gülde veya az miktar suda bulabilirler. Haklısın dedim. Küçük prens devam etti. Gözleri görse bile kör, insan kalbini dinlemeli. Su içip iyice soluklandım. Gün doğarken kum açık kahverengi tonunda olur. Bu renk de bana huzur verir. O halde hissettiğim bu üzüntü neyin nesiydi? Verdiğin sözü unutmamalısın diye söylendi ufaklık yanıma çömelirken. Hangi sözden bahsediyorsun? Koyunum için azlık yapacağını söylemiştin. Çiçeğimden ben sorumluyum. Haberim var. Cebimden çizdiğim resimleri çıkardım. Küçük prens yine hepsine bakıp gülümsedi. Boğababların. Aa ne yandırıyorlar. Gerçekten mi? Ben de ne kadar böbürleniyordum boğabablarım ile. Tilkinin kulakları da boynuza benzemiş. Fazla uzun olmuş. Tekrar güldü. Ama haksızlık ediyorsun küçük prens. Ben fili yutmuş bir boğa yılının içi ve dışını çizmek dışında resim yapmadım ki. Çocuklar resimlerini anlarlar dedi. Sonrasında koyunun ağzına çizdim. Ona resmi verirken içim hüzün doluydu. Bana anlatmadığım bazı endişelerim var sanırım dedim. Bu sözlerim üzerine sessiz kaldı. Cevaplamak yerine, biliyor musun, yarın buraya gelişimin birinci yılı. Biraz sustuktan sonra da devam etti. Tam şurada inmiştim. Yüzü kızarmıştı. Ben de sebebini açıklayamadığım bir biçimde hüzünlenmiştim. Yine kafamda soru işaretleri asılı kalmıştı. O halde ilk karşılaştığımız gün tek başına dolaşırken yolunu kaybetmemiştin. İniş yaptığın yere dönüyordu. Küçük prensin yüzü tekrar kızardı. Devam ettim. Yıl dönümü yüzünden belki de. Küçük prens sorduklarımı cevaplamıyordu. Ama kızarması evet anlamına gelmez mi? Aklıma gelen şey diye konuşmaya yeltendim fakat beni susturdu. Oyalanmadan çalışmana devam etmelisin. Ben buradayım. Yarın akşam tekrar gel. İçim hiç rahat değildi. Tilkiyi aklıma getirmiştim. İnsan evcilleştirmeyi kabul ettiyse kedere de alışmalı. Kuyunun bitişiğinde yıkık bir duvardan kalıntılar vardı. Ertesi akşam işimden döndüğümde küçük prens duvarın üstünde oturmuş ayaklarını sallıyordu. Bir taraftan da yanılıyorsun burası değil diyordu. Sanırım biriyle konuşuyordu. Konuşmasına devam edip tabii öyle bugün ancak burası değil diye söyledi. Ona doğru ilerliyordum. Henüz kimseyi görememiştim. Fakat küçük prens tekrar soruma cevap vermedi. Sonra konuşmaya başladı. Bugün ben de evime dönüyorum. Çok daha uzak, çok daha zor dedi hüzünlü duruşuyla. Sıra dışı bir şeylerin olduğunu sezinlemiştim. Ufacık bir çocukmuşçasına kollarıma almıştım onu. Büyük ihtimalle hızlı sonu olmayan bir uçuruma doğru yaklaşıyordu. Ve onu kurtarmak için elimden bir şey gelmiyordu. Gözleri her zaman uzaklara dalıyordu. Artık koyunum var. Koyunumun kutusu ve ağızlığı da var hem. Bunları söylerken acı bir şekilde gülümsüyordu. Biraz bekledikten sonra küçük prensim dedim. Sen korkuyor gibisin. Bu söylediğimi hafifçe gülümsedi. Bu gece daha fazla korkacağım. Bunu duyduğumda yine buz kesilmiştim. Geri alamayacağım zamanın kaygısı üzerimdeydi. Onun sesini bir daha hiç işitmeyecek olmaya dayanamazdım. O benim için çölün ortasında berrak bir su kaynağıydı. Ama küçük adam, gülüşünü duymak istiyorum ben hep. Fakat küçük prens bu gece tam bir sene oluyor dedi. Yıldızım bir sene evvel dünyaya ayak bastığım yerde tam üzerimde olacak bu gece. Küçük adam lütfen bana bunun sadece kötü bir rüyadan ibaret olduğunu söyle. Sarı yılanla konuşmanın, buluşma yerinin ve yıldızının bu ısrarlarıma yanıt vermedi. Onun yerine gerçekte önemli olan gözle görülemeyenlerdir. Evet haklısın. Aynı çiçek ile olduğu gibi. Bir yıldızda yaşayan bir çiçeği seviyorsanız geceleyin yıldızlara bakmak anlamlıdır. Tüm yıldızlar çiçek açmış hissettirir. Doğru. Su için de aynısı geçerli. Verdiğin su müzik gibiydi. Hatırlıyor musun ne kadar güzeldi? Evet biliyorum. Geceleri gökyüzünü izlersin. Sana her şeyin çok küçük olduğu gezegenimin nerede olduğunu gösteremem. Bu şekilde daha iyi. Yıldızım senin için sıradan bir yıldız olsun. Böylece gökyüzündeki tüm yıldızlara bakacak ve seveceksin. Onlar senin dostların olacak. Bir de sana hediyem var. Sonra tekrar gülümsedi. Küçük prens, sevgili küçük prens, bu gülüşüne bayılıyorum. İşte bu benim en güzel hediyem. Sadece bu suyu içtiğimiz zamanki gibi olacak. Neyi kastediyorsun? Yıldızlar tüm insanların diye cevap verdi. Tabii her insan için farklılar.
Yolcular için yıldızlar pusula, diğerlerine göre gökyüzündeki parıldayan şekiller. Bilim adamları için ise hepsi çözülmesi gereken problem. İş adamı için zenginlik. Fakat tüm yıldızlar sessiz. Sen yalnızca sen yıldızlara herkesten daha farklı sahip olacaksın. Ne demek istiyorsun? Yıldızlardan birinde ben olacağım. Ben gülüyor olacağım birinde. Gece olduğunda gökyüzüne baktığında tüm yıldızlar gülüyor gibi gelecek. Sadece senin yıldızların gülecek. Sonra tekrar güldü. Üzüntün hafiflediğinde beni tanımış olmak seni her zaman mutlu edecek. Dostum diyebileceğin biri olacak hep. Benimle gülmek isteyeceksin. Bunun için de arada bir pencerenden bakacaksın. Seni tanıyanlar gökyüzüne karşı güldüğünü gördüklerinde sana çok tuhaf bakacaklar. Onlara yıldızlar beni daima güldürür diye söylersin. Aklını kaçırdığını düşünecekler. Sonra tekrar güldü. Sanki sana yıldızları değil de gülmesini bilen bir yığın küçük can veriyormuşum gibi olacak. Ve tekrar güldü. Sonra birden yüzü ciddileşti. Bu gece biliyorsun. Sen gelme. Seni yalnız bırakmayacağım. Acı verecek bana bu durum. Yavaşça ölüyormuşum gibi. Evet öyle. Bunu görmeye gelme lütfen. Seni bırakmayacağım. Çok kaygılıydı. Bir dakika. Biraz da o yılandan dolayı. Yani seni zehirlemesini istemiyorum. Yılanlar pek de iyi niyetli canlı değiller. Seni zevk için sokabilirler. Seni bırakmayacağım. Ama bir düşünce onu rahatlatmıştı. İkinci defa sokmaya zehirleri yetmez ki. O gece yola çıktığına rastlamadım. Ses yapmamıştı hiç. Onun arkasından hızlıca koşmuştum. İstikrarlı ve kararlı adımlar atıyordu. Beni görünce geldin diye söylemekle yetindi. Elimden bana doğru uzandı. Oldukça gergindi. Peşimden gelmemeliydin. Üzüleceksin. Ölmüşüm gibi görünecek fakat gerçekten ölmeyeceğim. Sessizdim. Bunu anlamalısın. Orası çok uzak. Bedenimi oraya kadar taşıyamam. Fazla ağır. Bir şey demiyordum. Atılmış, eski bir deniz kabuğu gibi olacak. Bunda üzülecek bir yan yok. Bir şey demiyordum. Gücünü toplamakta zorlanıyordu. Son bir kez daha uğraş verdi. Biliyor musun, çok güzel olacak. Ben de yıldızlara bakıyor olacağım. Tüm yıldızların görüntüsü paslanmış kuyular gibi olacak. Her birinden içmem için temiz sular akacak. Bir şey demedim. Muhteşem olacak tabii. Senin 500 milyon tane küçük çanın olacak. Benim de 500 milyon su kaynağım. Konuşmasını kesmişti. Ağlıyordu artık. İşte burası. Lütfen tek başıma gideyim. Yerine oturdu. Korktuğu her halinden belliydi. Sonra tekrar biliyor musun dedi. Çiçeğim, o benim sorumluluğumda. Ve o çok dayanıksız, çok iyi. Kendini savunmak için 4 adet işe yaramaz dikeni var sadece. Ben de olduğum yerde oturdum. Ayakta duracak takatim yoktu. İşte böyle. Yutkundu ve sonra doğruldu. Bir adım attı. Ben hareket edemedim. Ayak bileğinin orada sarı bir parıltıdan başka hiçbir şey göremedim. O an hareket etmedi. Çığlık da atmadı. Yere usulca devrildi. Kuma düştüğü için hiçbir şey duyulmamıştı. 6 yıl böylece geçip gitti. Bu hikayemden kimseye bahsetmedim. Geri döndüğümde beni karşılayan arkadaşlarım beni canlı gördükleri için mutlu olmuşlardı. İçim buruktu. Fakat onlara yorgun olduğumu söyledim. İçimdeki burukluk biraz azaldı artık. Tamamen geçmiş değil fakat dostumun gezegeninde olduğunu biliyorum. Çünkü sabah olduğunda gövdesini bulamadım. Zaten çok hafifti ve karanlıkta yıldızları dinlemeyi çok seviyorum. Milyonlarca çan gibiler. Ancak hala kafamı kurcalayan bir şey var. Koyun için ağızlık resmi yaptığımda kayışlarını çizmeyi akıl edememiştim. Ağızlığı koyunun ağzına hiçbir zaman bağlayamayacak. Bundan dolayı aklım hala orada. Belki de koyun çiçeği yemiştir. Arada kendi kendime olmaz öyle şey diye söyleniyorum. Küçük prens geceleri çiçeğin üzerine cam fanusuyla örtüyor. Gündüzleri de koyununu takip ediyordur muhakkak. Bunu düşününce rahatlıyorum. Yıldızların gülüşleri çok iyi hissettiriyor. Fakat bazı anlarda diyorum ki bir gün dalıp giderse eğer bir gece fanusu kapatmak aklına gelmezse ya da koyun bir gece ses çıkarmadan uyansa işte bu zamanlarda küçük çanlar gözyaşlarına boğuluyorlar. Bu büyük bir gizem. Küçük prensi en az benim kadar seven sizler için de, benim için de hiç bilmediğimiz bir yerlerde, hiç göremediğimiz bir koyunun bir gülü yediği ya da yemediği o kadar fazla şeyi değiştirir ki. Gökyüzünü izleyin. Kendinize şunu sorun. Yedi mi, yemedi mi? Ne kadar fazla şeyin değiştiğini fark edeceksiniz. Büyükler bunun ne denli mühim bir mesele olduğunu kavrayamaz. Bu benim için dünyadaki en mutluluk verici ve en kederli görüntü. Bir önceki sayfadakinin tıpkısı.
Fakat unutmamanız için yine çizdim. Küçük prensin dünyada belirdiği ve sonra da yok olduğu yer tam olarak burası. Etrafınıza çok dikkatli bakın ki eğer bir gün Afrika'daki çöle giderseniz onu tanıyabilirsiniz. Bunun için de lütfen sabırsız olmayın. Yıldızın tam altında biraz bekleyin. Gülümseyen sarı saçlı, sorularınızı cevaplamayan ufak bir adamla karşılaşırsanız onun kim olduğundan haberiniz var. Eğer böyle bir şey yaşarsanız ne olur bana da haberdar edin. Döndüğünü bileyim onu. Küçük Prens'te bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır. Kitap dünyanın gidişine bir eleştiri olmakla birlikte çocukluk ve masumiyetin kaybına karşı da bir savunma olarak karşımıza çıkar. İnsan yalnızca yüreğiyle doğruyu görebilir. Asıl görülmesi gerekeni gözler göremez. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.